Her kim ki vakıflarımızın bekasına özen ve gelirlerinin artırılmasına itina gösterirse, bağışlayıcı olan Allahü Teala'nın huzurunda ameli güzel ve makbul olup mükafatı sayılmayacak kadar çok olsun. Dünya üzüntülerinden korunsun ve muhafaza edilsin. Kanuni Sultan Süleyman'ın vakıf duası. Adem oğlu vefat edince ameli kesilir. Ancak üç hususta müstesna. Sadaka icariye, faydalı ilim ve kendine dua eden hayırlı evlat. Hazreti Muhammed Kültür ve medeniyet tarihimizde vakıflar önemlidir. İslam hukukuna göre vakıflar özel mülke konu olsalar da Gördükleri fonksiyon itibariyle birer kamu kurumu niteliğindedirler. Bu bakımdan vakıflar aynı zamanda sosyal yapının da çok önemli bir belirleyicisi durumundadır. İslam hukukundan bir malın, bir servetin sürekli olarak bir amaca yönelik, sırf Allah rızası için zengin kişiler tarafından kurulan ve ihtiyaç içinde bulunan kimselere faydalanmaları için sunulan müesseselerin adıdır. Yani vakıflar için kişinin kendi mülkünü Allah'ın mülkü olarak tayin etmesi de denilebilir. Aslında önceden mallarını vakfeden kişiye vakıf denirken vakfedilen malaysa mevkuf denirdi. Fakat zamanla kurumada vakıf denmiştir. Kişinin kendi mülkünü Allah'ın mülkü olarak tayin etmesi günümüz insanları için kolay bir durum gibi gözükmeyebilir. Fakat Geçmişe baktığımızda adeta vakıflar medeniyeti sayılacak kadar hizmete sahip olan bir halkla karşılaşıyoruz. Evliya Çelebi 17. yüzyılda Osmanlı vakıf eserleri hakkında "Ben 50 yılda 18 padişahlık ve krallık yere seyahat ettim. Hiçbir yerde bu kadar hayrat görmedim." diye yazacaktır. Tarihte bizim bildiğimiz anlamda ilk vakıfsa Hazreti Ömer tarafından kurulmuştur. Hazreti Ömer'in Hayber'in fethinden sonra ganimet olarak kendisine düşen bir araziyi satılmaması, miras bırakılmaması ve hibe edilmemesi şartıyla fakir, köle, misafir ve Allah yolunda olanların istifadesi için vermiştir. Anadolu topraklarındaki ilk vakıfsa Erzurum'un Pasinler ilçesinde Malazgirt zaferinden yıllar önce Seyit Halil Gücdevani tarafından 1048 yılında kuruldu. Bu ilk vakıftan sonra vakıfların Anadolu'da hızla yaygınlaşıp önemli hale gelmesinde sadaka, infak ve hayırda yarışmaya teşvik eden ayetler çok etkiliydi. Ama bununla birlikte peygamberimiz Hazreti Muhammed'in insanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır. Malın en hayırlısı Allah yolunda harcanandır. Vakfın en hayırlısı da insanların en çok duydukları ihtiyacı karşılayandır. Hadis-i şerifleri de vakıfların kurulmasında insanlara yol gösteriyordu. Cumhuriyetin ilan edilmesinden hemen sonra bizzat Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın emriyle Vakıflar Genel Müdürlüğü kurulmuştur. Mustafa Kemal, mühim bir servet ve büyük bir müessese olarak gördüğü vakıflara yaşamı boyunca büyük önem vermiştir. 3 Mart 1924'te kurulan Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün ambleminde Anadolu'da ilk vakfın kuruluş tarihi olan 1048'in yer alması Osmanlı'dan cumhuriyete Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün ilk devlet kurumu olduğunu da gösterir. Logoda yer alan kitap şeklindeki bayrak büyük bir vakıf medeniyeti kurmuş olan Türk milletini kitap figürüyle vakıfların ilim ve irfana, eğitime verdikleri katkıyı ifade eder. Logodaki 1048 tarihi Tebriz Mahkemesi'nden aldıkları kararla Horasan'da kurulan ilk vakfın tarihidir. Bu bir ilim vakfıdır ve bilinen ilk vakfiye budur. Bu da Türklerin 1071'den çok önce Anadolu'ya gelip buranın ilim, kültür ve sosyal hayatın gelişmesi için çalışmalar yaptıklarını gösteriyor. Logoda yer alan cami figürü Selçuklu ve Osmanlı'dan günümüze kadar vakıflar tarafından yaptırılmış birçok cami, imarethane ve vakıf eserlerini temsil eder. Logodaki fabrika figürü vakıfların kurmuş oldukları fabrikaları anlatır. Ki ilk kumaş fabrikası Evkaf Nezareti tarafından Hereke Fabrikayı Hümayunu adıyla saray ve ordunun tekstil alanındaki talebini karşılamak amacıyla 1843 yılında Hereke'de kurulmuştur. Fabrika bir endüstri mirası olarak bugün hala ayaktadır. Mesela Bursa İpek Fabrikası da yine Pertevniyal Valide Sultan Vakfı tarafından Bursa'da kurulmuştur. Logonun içinde kalp şekline dönüştürülmüş V harfiyle hem vakıfların ilk harfine hem de vakıfların yaptıkları her hayırda sevgiyi esas almalarına vurgu yapılmıştır. Logonun alt kısmını çevreleyen zeytin dalı vakıf zeytinliklerini ifade eder ki sadece Edremit Körfez bölgesinde vakıflar genel müdürlüğüne ait 165 bin zeytin ağacı ve bunları işleyen Ayvalık Zeytinlikler İşletme Müdürlüğü bulunmaktadır. Tarihi bir belgede geçen şu ifade vakıfların önemini ne kadar da güzel anlatır. Osmanlı Devleti sınırları içinde vakıflar sayesinde bir adam vakıf bir ağaç evde doğar. Vakıf beşikte büyür Vakıf ormanlarından geçimini temin eder, vakıf mallarından yer ve içer, vakıf kitaplarından okur, vakıf bir medresede hocalık yapar, vakıf idaresinden ücretini alır, öldüğü zaman vakıf bir tabuta konur ve vakıf bir mezarlığa gömülürdü. Osmanlı arşiv belgesi Vakfın özünde bulunan yardımlaşma ve dayanışma duygusu, Türklerin İslamiyet öncesindeki geleneklerinde de görülen bir sosyal özellikti. Türkler Müslüman olduktan sonraki dönemde de vakıf ve yardımlaşma anlayışı Allah rızasını kazanma isteğiyle çok daha güçlenmiş ve genişlemiştir. Bu durum vakfın belirli toplulukları kapsamasından çok bütün insanları hatta hayvanları ve doğayı da içine alacak şekilde genişleyerek enginleşmesine vesile olmuştur. Vakıfların hizmetlerinden veya menfaatlerinden yararlanabilmek için ne etnik ne dini ne de cinsiyet ve sosyal statü olarak bir ön şart aranmamış. Hayır hususunda kesinlikle ayrımcılık ve bölgecilik yapılmamıştır. İslam medeniyetinde vakıf mevzusunun bu kadar gelişmesinin en büyük sebebi Peygamber Efendimizin bizzat kendi kurduğu vakıftandır. Medine'de kendisine ait olan hurma bahçesini vakfedip gelirini de İslam'ın acil ihtiyaçları için kullanması örnek olmuştur. Anadolu Selçuklu'nun izinden giden Osmanlı da tıpkı kendinden evvelki gibi vakfa önem vermiş ve sayıyı arttırmıştır. Daha beylik yeni yeni kurulurken Orhan Bey zamanında İznik'te yapılan medrese için Orhan Bey bizzat kendi mal varlığından medreseye vakfetmiştir. Hatta Bursa'da bir zaviyenin vakfiyesinde şu satırlar yer almaktadır. Cami ve zaviyenin tamiri için bazı köyler, han, hamam, dükkan, değirmen, bağ ve bostanlar vakf olmuştur. Fasık kimseler müstesna, mütevellinin müsaadesi olmadıkça, üç günden fazla kalmamak üzere gelen misafirler kabul edilmek ve yine üç günden fazla kalmak isteyenlere rencide olmamaları için vakfın şartı söylenerek, fazla kalmalarına müsamaha olunmaması şartı konulmuştur. Peki hangi durumlarda hizmet için vakıflar kurulduğunu hiç düşünmüş müydünüz? O kadar teferruatlı bir liste karşılıyor ki bizi. En mühimlerini söyleyecek olursak fakirlere, dullara, öksüzlere, borçlulara para yardımı yapmak, öğrencilere elbise ve yemek vermek, evlenecek genç kızlara çeyiz hazırlamak gibi her günün ihtiyaçları yanı sıra efendileri azarlamasın diye kase ve bardak gibi kapkacak kıran hizmetçilere verilmek üzere para vakfı yapan hayırseverler. Yalnızca bunlar değil elbette. Divitinde mürekkep kalmayanların divitlerine mürekkep koymaları için kurulan mürekkep vakfı, mumu tükenen öğrencilere mum temin etmek için kurulan vakıflar bulunmaktaydı. Çocukların emzirilmesi gayesiyle kurulan vakıflar, şehirlerdeki yol ve sokakların temiz tutulması için arkalarında kül olduğu halde caddedeki tükürük ve balgam gibi insanı tiksindiren şeylerin üzerini kapatmak gayesiyle dolaşanlar, oyuncağı bulunmadığı için arkadaşlarıyla oynayamayan çocuklara oyuncak alınması ile ilgili vakıfları tesis edip meydana getiren hayırseverlerin yaptıkları bu kadar da değildir. Selçuk Hatun gibi bıraktığı vakıf, bahçe ve tarlaya her yıl muhtelif cinsten yüz meyve ağacının dikilmesini şart koşanlar da vardı. Yeni camide duran leylekler için yılda 100 kuruş yem parası vakfedilmiştir. Osmanlı dönemi vakıf eserlerinin isimlerini bile saymak ciltlerle ifade olunur. Yalnızca bazılarının ismini saymakla yetinelim. Cami, mescit, külliye medrese mektep çeşme sebil selsebil şadırvan fıskiye havuz kuyu hamam ılıca hela yol köprü kervansaray imaret hastane kütüphane namazgah gasilhane tekke ribat zaviye dergah türbe kümbet çarşı pazar han kışla kale kaldırım miskinhane Kalenderhane, Darül Küra, Darül Hüfvas, Darül Hadis, Muvakkithane, Çamaşırhane, Yahane, Mumhane, Şekerhane, Demirhane, Dökümhane, Fırın, Tezgah, Mezbaa, Tophane, Güllahane, Şişhane, Tımarhane, Darüşşifa, Şifa, Su Yolu, Sarnıç, Sığınak, Kabristan, Köşk, Konak, Meşrutahane, kahvehane, bozahane, şırahane, kıraathane, eczane, mahzen. İkinci Bayezid devri yazarlarından Kantakasin, Osmanlılarda vakfı olan itibarı şöyle anlatır. Küçüğü ve büyüğüyle Türk ileri gelenleri cami ve hastane yaptırmaktan başka bir şey düşünmezler. Onları zengin vakıflarla teçhiz ederler. Yolcuların konaklaması için kervansaraylar inşa ettirirler. Yollar, köprüler, imaretler yaptırırlar. Türk büyükleri bizim senyörlerimizden çok daha hayır sahibidirler. Son derece misafir severler. Müslüman Türkler Hristiyan ve Yahudileri memnuniyetle misafir ederler. Onlara yiyecek, içecek ve et verirler. Bir Türk karşısında yemek yemeyen bir adamla Hristiyan ve Yahudi bile olsa yemeğini paylaşmamayı çok ayıp sayar. Fatih'in oğlu Sultan 2. Bayezid'in de vakıf ve duası şöyledir. Allah'a ve ahiret gününe inanan, güzel ve temiz olan Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi tasdik eden emir, bakan, küçük ve büyük herhangi bir kimseye bu vakfı değiştirmek, bozmak, nakletmek, eksiltmek, başka bir hale getirmek, iptal etmek, işlemez hale getirmek, ihmal etmek ve teblil etmek helal olmaz. Kim onun şartlarından herhangi bir şeyi ve kaidelerinden herhangi bir kaideyi bozuk bir yorum ve geçersiz bir yöntemle değiştirir, iptal eder ve değiştirilmesi için uğraşır, feshedilmesine veya başka bir hale dönüştürülmesine kast ederse haram üstlenmiş, günaha girmiş ve masiyetleri irtikap etmiş olur. Böylece günahkarlar alınlarından tutularak cezalandırıldıkları gün Allah onların hesabını görsün. Malik onların isteklisi, zebaniler denetçisi, ve cehennem nasibi olsun zira Allah'ın hesabı hızlıdır kim bunu işittikten sonra onu değiştirirse onun günahı değiştirenler üzerindedir kuşkusuz o iyilik edenlerin ecrini zayi etmez